Merhabalar, Yükselli Örgüleri hoş geldiniz. Son yıllarda bayağı beğenilen bir model çalışacağız şimdi. İster yelek, ister hırka, isterseniz manto bile örebilirsiniz bu şekilde. Sadece kafes bir örgü ve üzerine istediğiniz renkte iplerle püsküller yapıyoruz. Püsküllü ya da kürk yelek. Kürk manto filan diye de isimleri var. Artık hangisini kullanırsanız püsküllü ya da kürk bir yelek çalışacağız. Bu 34 beden 16 yaşlarında bir kız çocuğumuz için ördüm ben bunu. Kendi bedenine göre ördüm. Siz de kendi beden ölçünüze göre öreceksiniz. Şöyle göğüs çevrenizi tam ölçün. Yani bu biraz bol yapayım derseniz şuradaki taktığımız ipler hem elinizi fazla oyalayacak, daha fazla ip takacaksınız, hem de eğer biraz ağır ip kullanırsanız daha ağır olur ördüğünüz her neyse. Yani manto da çok ağır olur, yelek de, hırka da. Ben çok hafif ip kullandım. Bundan manto bile yapsanız, örseniz hiçbir ağırlığı olmayacak. Çok hafif ipler kullandım. Siz de mümkün olduğu kadar hafif ipler kullanın. Çünkü bu püsküller bir ağırlık kazandıracak. Ne kadar büyük örerseniz örgüyü o kadar ağır olacak. O yüzden mümkün olduğu kadar hafif iplere gidin. Hem yaz için hem kış için yapabilirsiniz. Pamuk iplerle de çok güzel baharda kullanabileceğiniz, yaz aylarında akşamları kullanabileceğiniz güzel kıyafetler oluyor. Ben şöyle dört sırada bir taktım püskülleri. Siz arayı biraz daha açabilirsiniz ya da biraz daha kısa püskül takabilirsiniz. Yaz ya da bahar ayları için olandan bahsediyorum. Daha içeriye hava girebilecek şekilde çalışırsınız. Akşam soğuk akşamlarda ya da ilkbahar sonbahar akşamlarında çok rahat kullanabileceğiniz güzel bir yelek ya da hırka ya da kışın kullanabileceğiniz güzel bir manto sahibi olabilirsiniz. Mantoda biraz uğraşırsınız ama ortaya gerçekten emeğinize değecek kadar güzel bir giysi çıkacak. Örgü bittikten sonra üzerinizde güzel durması için, formunda durması için mutlaka tam ölçümüze göre örüyoruz. Göğüs çevresini ölçüyoruz. O kadar ilmek sayısıyla, zincir sayısıyla başlıyoruz. Tam bedeninize uyacak şekilde. Yani biraz dökümlü öreyim, biraz dökümlü dursun demeyeceğiniz bir model bu. Tam bedeniniz kadar örüyoruz. Bu, tekrar söylüyorum, bu 34 beden. Siz istediğiniz kadar kendi bedeninize göre zincir çekeceksiniz. Kafes sayısını kendi ölçünüze göre yapacaksınız ve o şekilde devam edeceksiniz. Gayet kolay. Yeni başlayanlar için de çok kolay ama çok gösterişli bir örgü olacak. Bu ipleri uzun süre önce gene Eminönü Kürkçühan'da İshak Bey'den almıştım. Çok güzel ip kombinleri yapıyor. Gerçekten yüksek bir zevki var bu konuda. Ama siz isterseniz istediğiniz renkli ipleri bir araya getirtebiliyorsunuz. Hemen orada sarıyor kendisi. Ve birbirine kombin yapacağınız çok alternatifiniz var o dükkanda. Belki internetten satış yapılabiliyordur. Bir bakarsınız. Ama mutlaka bu iplerden alın diye demiyorum. Bu bir reklamla değil zaten. Sadece ipleri nereden aldığımı söylüyorum. Çünkü bu çok sık soruluyor. Herhangi ipleri de kullanabilirsiniz. Buradaki renk de zaten şuradaki içinde bulunan rengin biraz daha kalını. Şu iple buradaki kafes örgüyü örüyoruz. Bununla da üstündeki püskülleri. 128-130 zincir kadar başladım. 64 kafes ördüm. Şimdi hemen başlayalım. 4 milim tığ kullanıyorum. Bazen odaklanma olmuyor. 7 numara 4 milim. Şimdi daha ufak bir model çalışacağız tabii ki. Burada 128-130 zincir çekmiştim ve 64 kare
çalışmıştım. Burada ufak bir model çalışalım. Şöyle rastgele zincir çekiyorum. Yeni başlayanlar için de gerçekten örmesi çok kolay. Hiç zorlanmadan örebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken kısım, göğüs çevrenizi ölçtükten sonra, yani göğüs çevreniz kadar zincir çekeceksiniz. Örmeye başlarken bu aldığınız ölçü değişebilir. İpin durumuna göre küçülebilir ördükçe ya da genişleyebilir. Biraz da zinciri bol ya da sıkı çekmenizle de alakalı. Baktınız örgü küçülüyor. Hemen sökün. Birkaç sıra örmüşsünüzdür zaten. Gene ölçtüğünüz ölçüye gelecek şekilde arttırın zincir sayısını. Ya da genişliyorsa gene sökün. Bu sefer de zincir sayısını azaltın. Tam göğüs çevresi kadar olsun. Dediğim gibi dış kısmına bayağı ip kullanacağımız için tam bedeniniz kadar örerseniz daha iyi sonuç alırsınız. Yeterli zinciri çektikten sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir atlayıp 5. zincire ikili trabzan. Araya bir zincir, burada da bir zincir atlıyoruz yanındakine. Hem buradan hem buradan bir tane zincir bırakıyoruz. Araya bir zincir, bir zincir atlıyoruz diğerine. Bir tane atlıyoruz diğerine. Kutucuk ördükten sonra 2 3 4 zincir bir üst sıraya başlıyoruz. Alttaki trabzanların üzerine batarak devam ediyoruz. Gene araya bir zincir. Şöyle gevşek bir örgü örüyoruz. Buna çok dikkat edin. İp kalın bir ipse mutlaka tığ numaranızı arttırın. Daha kalın bir tığ kullanın. Gevşek bir örgü olması gerekiyor. Gerçi çoğu giysi de gene gevşek örmemiz, bol örmemiz gerekiyor. Ama bu biraz daha, bir tık daha istiyor. Biraz bol örmeyi. Daha kalın bir tığ istiyor. Çünkü üzerine iplikler, püsküller yapacağız. Aynen bu şekilde koltuk altına kadar örerek devam ediyorum. 7 sıra ördüm. Şimdi 8. sırada koltuk altı boşluğu oluşturacağız. 3 tane şöyle hafif keserek 3 sıra devam edeceğiz. Sonra düz örüyoruz. Burada aynı şekilde çalıştım. 3 sıra şöyle hafif keserek şöyle arkayı örerken de aynı şekilde ve şurada bir koltuk altı boşluğu oluşturduk. Burada 32 kutucuk vardı. Bu 32 kutucuğu ikiye böldük. 16. 16 arkaya, 16 ön kısma. Ön kısmı da ikiye böldük. 8 bir tarafa, şöyle 8 bir tarafa, 16 tane. 16 tane de arkada. Yani 2 ön ve 1 arkayı aynı anda örerek devam ettik koltuk altına kadar. Burada böyle küçük kesmelerle koltuk altı oluşturacağız. Aynı kesmeleri
arkayı örerken de aynı şekilde öreceğiz. Burada 7 tane ördüm. 8.'yi örerken şu son ilmeği şöyle baştan örerim hatta. Bir zincir çektim. 7. kutucukta 1 2 3 4 5 6 bir kere aldım, bekletiyorum. Son ilmeği almadım. Bekletiyorum. Doluyorum. 8. kutuyu trabzanın üzerine doluyorum. 1 2 kere de çıkıyorum. Şurada bir kesinti yaptık. Yani araya zincir de koymadık. Buradan da son ilmeği ikisini birden alarak güzel bir kesme yaptık. Şimdi dönüyoruz. Bir sıra daha keseceğiz. Burada 1 2 zincir çekiyoruz. Yanındaki trabzana. Şurayı kesmiştik. Şuraya. Yanındaki trabzana. Burada da kestik. Bakın. Araya gene bir zincir. Devam ediyorum. Sırayı tekrar döndüm. Burada bir ve iki tane eksiltmiştik. Şimdi üçüncüyü eksiltiyorum. Şu son ördüğümü şöyle alıyorum. Hatta baştan örelim tekrardan. Şöyle. Ama tamamlamıyorum. Böyle bekletiyorum. Doluyorum. Şu eksilttiğimiz trabzanın üzerine üç tane oldu. Bir, iki, üç. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane kutucuk kaldı. Sonrasında aynen devam ediyoruz. Dört tane zincir yanındaki trabzana. Bundan sonra 5 kutucuk olarak devam ediyorum. Tabii bu sayılar burada farklı. Şuradan eksiltmeye başladım. 1, 2, 3. Sonrasında düz devam ettim. Siz de kol uzunluğu ne kadarsa o kadar örerek devam edeceksiniz. Şurasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan dönmüştüm. Aynı ilmekten başlıyorum. Arkayı örerken de. Şöyle bir ilmek sıkılaştırıyorum. Şurada eksilttiğim noktada tekrar ipi bağladım. Burada da eksilterek devam ediyoruz. Aynen karşılığında olduğu gibi. 2 zincir yanındaki trabzana batıyorum. Bir trabzan. Bakın burada da bir tane eksilttik. Burada da bir kare eksilttik. Yani başladığım trabzanın yanındaki kareyi başlarken eksiltmiştik. Şimdi de buradaki kareyi başlarken eksilttim. Devam ediyorum. Arkayı örüyorum şu anda. İpi burada bağladım. Eksiltmeyi yaptım ve devam ettim. Burada da 8 tane kutucuğun hemen bitiş yerine bir iğne taktım. Şimdi örerek geldim. Burada bir kutucuk kaldı. Burada hemen başlar başlamaz bir tane eksiltmiştik. Şimdi de biterken bir tane eksiltiyoruz. Şöyle bir tane söküyorum son ilmeği. Tekrar doluyorum. İğnenin olduğu
Trabzon'un üzerine bir iki kere de çıkıyorum. Şuradaki kutucuğu da eksiltmiş oldum. Şimdi gene eksiltme yapıyoruz. İki zincir yanındaki trabzana aynı kolu eksilttiğimiz gibi aynı teknikle devam ediyoruz. İki tane zincir çekerek buraya battım ve burada da bir eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Gene bir zincir, bir trabzan sıra sonuna kadar. Şurada bir eksiltme yapmıştık. Şimdi bu trabzanda bir eksiltme yapacağız. İkinciyi. Bitirmiyorum ilmeği. Son ilmeği almadan bekletiyorum. Doluyorum. Şurada eksiltme yaptığım trabzanın üzerine bir iki kere de çıkıyorum. Şimdi burada bir kutu eksiltmiştik. Şimdi burada da bir tane daha eksilttik. Döndürüyorum. İki zincir yanındaki trabzana batarak üçüncü eksiltmeyi de yapıyorum. Üç sırada birer tane eksiltme yapmış oldum. Şöyle güzel bir kol evi açmış oluyoruz bu şekilde. Aynısını burada da çalıştım. Gene üç sıra üzerinden eksilttim. Bu eksiltmeden sonra arkayı dümdüz örüyoruz. Yani arka bittikten sonra tekrar ipi iğnenin olduğu yere bağlıyorum. Hemen eksiltmeyi yapıp 3 kere de aynı burada yaptığımız gibi eksiltmelerini tamamlayıp burada olduğu gibi dümdüz çıkıyoruz. Ne kadar uzunlukta, ne kadar yüksekte istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Bakın aynı çalışma. 1, 2, 3 tane eksiltme sonra dümdüz ördüm. Burada daha önce de söylemiştim. 64 kutucukla başladım. Ondan sonra bunu ikiye böldüm. 32 tane arka kısım için kalan 32 taneyi de önler için 16, 16 kutucuk çalışarak istediğiniz uzunluğa kadar çalışabilirsiniz tabii ki. Bunlar sadece fikir vermesi açısından. Sanırım 25 sıra kadar çalıştım. Bunlar kendi ölçünüzle alakalı. Aynı ipi, aynı tığ numarasını kullansanız bile inanın her elden farklı bir şekilde çıkıyor örgü. O yüzden önemli olan doğru ölçü alarak örgüyü bu ölçü üzerinden doğru şekilde başlayarak. Birkaç sıra örün. Örgü daralıyor mu, bollaşıyor mu? Ona göre tekrar sökün ve zincir sayısını ona göre değiştirin. Bunu yaptıktan sonra çok muntazam, tam ölçüsünde örgüler çıkacaktır ortaya. Şimdi kafes ölçüsü örgüsünü tamamlıyoruz gösterdiğim şekliyle. Sonrasında ipler kesiyoruz ve önce tabii ki parçaları birbirine dikiyoruz. Sonrasında 20 santimlik ipler keserek püskülleri takmaya başlıyoruz. Evet, örmeye devam edelim gene. 1, 2, şimdi üçüncüyü buradaki gibi. Eksilttikten sonra dümdüz örüyorum. Bir kere alıyorum, bekletiyorum, doluyorum. Şurada bir eksilttik, sonra burada bir eksilttik. Hemen son eksilttiğim trabzanın üzerine batıyorum. Üçüncüyü de eksilttim. 1, 2 ve 3. Şimdi kalan ilmek kutucukları örerek devam ediyorum. 4 zincir ve yanındaki trabzanda.
Bu tarafı da aynı. Burada ördüğümüz gibi örüp tamamlıyoruz. Dikmeden önce ben önce püskülleri taktım. Sonra diktim. Hemen şu üstteki kafeslerin zincirine, buralara her birine püskül taktım. Burada, burayı çalışırken de, arkayı çalışırken de gene aynı şekilde şuralara püskülleri taktım. Püsküller bittikten sonra şöyle birleştirdim. Bu daha kolay oldu. Şuradaki püskülleri bitirdikten sonra 1, 2, 3, 4 kafes hemen bitimine bir sıra daha şuralara püskülleri taktım. Sonra 1, 2, 3, 4 hemen buraya püskül taktım. Siz tabii daha seyrek de yapabilirsiniz. Yani arayı daha da açabilirsiniz. Ya da daha uzun püskül takarak hem arayı uzatabilirsiniz, hem püskülün duruşunu daha farklılaştırabilirsiniz. Bu püskülün uzunluğu 20 santim. Şöyle, burada iki tane var. İkisini bir araya getiriyorum. Uçlarını birleştiriyorum. Bu şekilde şöyle şuradan da alıyorum. Sıkıştırıyorum. Şöyle iki tane. Siz isterseniz üç tane de yapabilirsiniz. Ama daha kabarık olur. Bu ipte iki tane yeterli oldu gibi geldi bana. O yüzden iki ip çalıştım. Sonra diğerine şöyle alıyorum. İçinden geçirip sıkıştırıyorum. Bu sıra bittikten sonra demin de anlattığım gibi 1, 2, 3, 4 hemen şuraya. 1, 2, 3, 4 şuraya. Bu şekilde püskülde çalışıyoruz. Zaten gözüküyor, bakın. Şuralar. Sonrasında arada 1, 2, 3, 4 kafes. Buraya çalıştım. 1, 2, 3, 4 kafes püskül çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Çok kolay. Gerçekten yeni başlayanlar bile hiç zorlanmadan örebilirler. Ve kıpır kıpır, çok iddialı, güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.